hissederek beslenme ihtiyaçlarını karşılarken çeşitli faktörlerin sebep olduğu çevre kirletici toksik maddeleri de filtre ederek bünyelerinde biriktirirler. Yaratan deniz fıskiyesini de diğer tüm canlılar gibi muhteşem bir sanatla ve donanımla yaratmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Ya bu deniz alemi çok zevkli bir alem. Evet, maşallah. Ne Yani güzel. cennet için çok iyi bir model yaratmış Allah. Ya bu adamlarla takılmak şahane bir şey ya. Evet. Bunlar Çok ahbap olmak. zevkli. Bir de bunların konuştuğunu falan düşün. Evet. Bunlara ziyarete gitmek dehşet bir şey ya. Gerçekten. Bambaşka bir alem. Ucu bucağı da yok yani. Her biri ayrı bir şeker. Her şeyi suhuletle halletmek lazım. Aslında öfkeyle halletmeye kalkmak çok yanlış oluyor. Anlayışlı olmaya davet etmek lazım. Daha insancıl, yani katılıktan kurtarmaya gayret etmek lazım. Yani böyle sevecenlik, sevgi ortamı, olgunluk, kalite, sanat anlayışı, bunu yaymak lazım. Fakat gelenekçi Ortodoks yapı tabii çok muazzam bir tahribat yapıyor. Fakat tabii kötülük olsun diye yapmıyorlar. Yani din bunu emrediyor diye yapıyorlar. Fakat şeytana acayip malzeme çıkarıyorlar. Sonra da bakıyorsun ya homoseksüel oluyor, ya dinsiz, ya ateist oluyor. Kendilerini mahvediyorlar, çocukları da mahvoluyor. Yani çok kötü bir batağın içine doğru gidiyorlar. Ama bunu yaparken tabii böyle bir neticeyi tahmin etmiyorlar. Şeytanın oyunu çok gizli oluyor. Evet, dinliyorum.